Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı sahurlar. Bugün sizlere çok çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz, ertesi günde bayatlamayan çok kolay bir tarif hazırladım. Umarım afiyetle yersiniz ve dualarınıza beni de eklersiniz. Buyurun başlayalım. Yoğurma derdi olmadan, elimizi değirmeden çok kolay bir şekilde karıştırıp fırınlayacağız. Hazırlama süresi 10 dakikayı geçmeyecektir, emin olun. Evet, karıştırma kabımıza bir adet orta boy yumurta alıyoruz ve iyice çırpıyoruz. Ardından üzerine bir şişe maden suyu ekliyoruz. mililitrelik su bardağıyla bir su bardağı da oda ısısında süt ekledikten sonra 4 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz. Ben zeytinyağı kullandım. Daha gevrek olmasını istediğim için şöyle bir tatlı kaşığı kadar da limon suyu ilave ediyorum. Elinizde yoksa eklemeyebilirsiniz. Evet, bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı da şeker ilave ettikten sonra unumuzu ekliyoruz. Kullandığım bardak 200 mililitrelik bir bardak. 1,5 su bardağı un eklememiz yeterli olacak. Kek kıvamından biraz daha sıvı bir kıvamımız olacak. Bir pakette kabartma tozu ekledikten sonra yağlamış olduğumuz muffin kalıplarına karışımımızın yarısını döküyoruz. Muffin kalıbınızı iyice yağlamayı unutmayın. Gerekirse aynen keklerde olduğu gibi bir miktar da un serpiştirebilirsiniz. Ben un serpiştirmeyi gerekli görmedim. Hazırladığımız karışımın yarısını muffin kalıplarına döktükten sonra ortalarına şöyle bir küp zar şeklinde diyebileceğim kaşar peyniri koyuyorum. İstediğiniz herhangi bir peynir koyabilirsiniz. Hamurumuz çok akışkan olduğu için böyle arasına değil de tamamını doldurduktan sonra ortasına da koyabilirsiniz peynirinizi. Ben bu tarifi ilk defa denedim ve çok beğendim. Tuzlu kek gibi düşünebilirsiniz ama lezzeti içine koyduğumuz sodadan dolayı emin olun çok daha güzel. Küp küp doğranmış bir adet küçük domatesi de sıvı karışımımızın üzerine ekledikten sonra bir miktar hem renk versin hem hoş bir koku versin diye maydanoz ilave ediyoruz. Bu aşamada seviyorsanız ince dilimler halinde yeşil biber ekleyebilirsiniz. Ya da bakın çok sıvı bir karışım olduğu için peynirimizi bu aşamada da ortasına koyabilirsiniz. Son olarak domateslerimizin üzerine çok az tuz serpiştirdikten sonra 200 derecede önceden ısıtılmış fırınımızda yaklaşık 35 dakika kadar pişiriyoruz. 30. dakikadan sonra kontrollü bir şekilde pişirirseniz iyice kurutmamış olursunuz. Ve evet, benimki tam 35. dakikada işte bu görmüş olduğunuz güzel görüntüsüne kavuştu. Karıştırıp fırınlamak kadar kolay bir kahvaltılık yoktur diye düşünüyorum. Evet, bakın birazdan iç yapısını da göstereceğim. Bıçakla biraz kenarlarından geçip muffin kalıbından çıkarıp soğumasını bekliyorum. Ben soğutmadan iç yapısını size gösterdim. Gerçekten hamuru çok lezzetli. İçine koyduğumuz ekstralar da cabası. Biz sahur için değerlendirdik. Kalanını da çocuklar kahvaltıda afiyetle tüketebilir. Evet, bugün de bir tarifin sonuna geldik. Umarım tekrar Ramazan'da yeni tariflerde görüşebiliriz. Tekrar yeni tariflerde görüşmek ümidiyle inşallah. Ramazan'da bol bol dua edelim birbirimize. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.